Sivas'a 23 kilometre mesafede bulunan Emirhan Eribucak kayalıkları yaklaşık 25-30 milyon yıl önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesi sonucunda oluşmuş ülkemizin önemli doğal miras alanlarından biri olduğunu belirtmek isterim. Kırılma tektoniği sonucunda antiklinaller ve senklinaller ortaya çıkmış ve tabakalar burada eğim kazanmıştır. Bu tabakalardan aşınmaya dayanıklı olan kum taşlı tabakaları 80 dereceye kadar eğim kazanarak bizim hotpack diye adlandırdığımız yüzey şekillerine meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Beyaz akbaba, kara leylek, keklik, dağ keçisi, ayı, kurt, vaşak gibi hayvanları gözlemlemenin de mümkün olduğunu ifade edelim. İlk öğretimden üniversiteye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere buradaki doğal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda zaman zaman eğitim çalışmaları verdiğimizi söyleyebiliriz. Buradaki öğrencilere sahayı tanıtırken, jeolojik, jeomorfolojik özelliklerini anlatırken özellikle sahayı dünya dışı gezegenler arasında hangi gezegene benzettiklerini sorduğumuzda Mars gezegenine benzettiklerini ifade etmektedirler. Özellikle kırmızı tabii çamur taşları ve kum taşlarına oluşmuş olması sebebiyle böyle bir morfolojik görünüm sunmaktadır sahamız. O bu anlamda önemli. Yine Sivas'a yakın mesafede bulunması sebebiyle turizm açısından çok önemli ve değerli bir alandır burası. İl dışından gerekse ilimizdeki insanlarımız zaman zaman hafta sonunu bu alanda geçirebilmektedirler. Yürüyüş, fotoğraf çekimi, kaya tırmanışı yapabilmektedirler. Böyle hafif bir güneş çıktı, iyi. Tamam, çekin abi. Dünyadaki Mars'ımızı size anlatmak gerekirse, işte bu gördüğünüz kayalıklar dünyadaki Mars olarak adlandırılıyorlar. Mars'a benzettikleri için insanlar bu ismi koydular. Sivadokya olarak da geçiyor burası. İnsanlar gelip geziyorlar burada, dolaşıyorlar. Hoşlarına gidiyorlar tabii, değişik, hiç görmedikleri bir kayalıklar. Kayaların şekli, işte duruşları falan böyle. Çok değişik olduğu için insanların ilgisini çekiyor. Üniversiteden hocalar, profesörler geliyorlar. Bilim adamları geliyorlar işte. Buradaki endemik bitkileri buluyorlar. Kayaların şekillerine bakıyorlar. İşte nasıl oluşmuş, nasıl bu hale gelmiş. Dışarıdaki insanların da ilgisini çekiyor. Bayağı şehir dışından, yurt dışından gelenler olsun yazın. Geliyorlar buraya, dolaşıyorlar. Resim çekiniyorlar. Yaz aylarında da böyle gelinler, damatlar daha çok buralara geliyorlar. Resim, fotoğraf çektirmek için. Yani Sivadokya'mızın hikayesi bu. Dünyadaki Mars'ımız bizim.